Batı medyası bir kere daha ilan ediyor. Darwinizmi Adnan Oktar'ın 40 yıllık ilmi mücadelesi ilmen yıktı. İngiltere'nin en çok okunan günlük gazetelerinden The Daily Telegraph. Türkiye'de ilk öğretimde artık evrim okutulmayacak. Ünlü yaratılışçı Adnan Oktar evrim teorisine karşı kampanya başlattı. Evrim Türkiye'de geniş çaplı olarak kabul edilmiyor. İtalya'nın tanınan ateist ve komünist internet sitesi Pika'ya, Türkiye, Darwin'e hoşça kal diyor. Haberde 2008'den günümüze dek son 10 senede Adnan Oktar'ın vesile olduğu evrim karşıtı gelişmeler anlatılıyor. Pika'ya bu haberlerden sonra Türkiye evrimi müfredattan çıkardı başlığıyla bir haber daha yayınladı. Yazıda muhteşem bir şekilde hazırlanmış Yaratılış Atlası kitabının dünyanın yarısına dağıtılmasından ve evrimin müfredattan kaldırılmasına Adnan Oktar'ın eserlerinin vesile olduğu anlatılıyor. Endonezya'dan Skala News. Türk alim Harun Yahya'nın evrim teorisine karşı verdiği mücadeleler meyvesini verdi. Türk Milli Eğitim Bakanlığı artık materyalizme dayanan evrim teorisini müfredata dahil etmeyecek. Üç kıtada yayınlanan Arap dünyasının en büyük üç gazetesi arasında yer alan Aşark Al-Avsat gazetesinin Suudi Arabistan yayını. Harun Yahya evrim teorisine karşı yürüttüğü mücadeleyi kazandı. Evrim teorisi müşteri isim olarak Harun Yahya'yı kullanan Adnan Oktar tarafından taarruza uğradı. Adnan Oktar'ın hem Türk toplumu hem de yurt dışında güçlü bir etkisi var. Evrim teorisinin resmi olarak okul müfredatından çıkarılmasını sağlayarak mücadelesini kazanmış görünüyor.